Selamlar, burası Şehir Veritim. Bugün yanımda Gerilla Republic var ve kendisiyle Drake'in son bombası, son müthiş albümü Certified Lover Boy'u konuşacağız. Gerilla, abi ne haber? nasılsın? <laughs> son bomba abi, iyilik yani olsun. Seni sormasa sen nasılsın? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Müthiş bir albüm olduğu için pozitifim tabii ki ben gördüğün gibi. Ee, sen o kadar beğenen tarafta değilsin anladığım kadarıyla. Ben aşık olan taraftayım. Konuştuk de bunu zaten. Ee, ben o, o kadar hızlıca... beğenen <laughs> tarafta değilim ki. <laughs> Onu diyorum ben beğenen taraftayım ya sen değilsin dedim ya. İşte o kadar bile değil yani benimki. Allah Allah neler 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 duyuyorum şaşkınım. O zaman hızlıca bir. Küçük yorumunu alayım mı albüme dair? Ama albüme dair ufaktan yorumum... Aslında şeyle başlasak olur mu? Ben de sana sorsam. 5 üzerinden puanlayacak olsam mesela. Sona bırakmayalım Şu onu. 3 mü? Hı. Aslında o kadar da yine büyük oynuyor gerçi de. Ben de 5 üzerinden 2 verdim bu albüme. Evet. Yani beklentimi, beklentimi aslında böyle çok garip bir yerden vurduğu kısımlar da oldu. Ama genele baktığında çok altında kaldığı kısımlar daha fazlaydı abi. O yüzden bilmiyorum tabii şimdi konuşacağız birazdan derinlemesine de genel benim görüşüm bu albüm hakkında ortalamanın ya, şöyle bir iki tık altında bir albüm. Yani şimdi şöyle bir fark var tabi ikimizin arasında. Ben onu hemen baştan söyleyeyim. Ben çok inanılmaz çılgın bir direkt takipçisi değilim. Hani e, en son Views albümünü 2016'daki dinledim. Scorpion albümü hiç yok bende. Dark, Lan Dark Lane Dark Lane Demo Tapes o da hiç yok. Hani e, ben bayağı 2016'dan direkt e, bu albüme geldim, e, çok beğendiğim şeyler vardı, beğenmediğim şeyler vardı albümde. Öncelikle haterları bir sakinleştirmek için şey diyorum yani, burada beğendiğim her şey prodüktörlerle alakalı, albümle alakalı. Ne çıkan e, beğenim 2 değil 3 olmasının sebebi prodüktörler açıkçası. Senin bakmanı, biraz da bana oranla negatif bakmanı şeyden anlamlandırıyorum, sen çok daha sıkı takip ediyorsun e, yabancı piyasayı doğal olarak Arka planlarını da biraz biliyorsun aslında. Onunla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Seni peki pozitif taraftan gitmeye çalışacağım ki bence albümün negatif tarafları çok uzun olduğu için önce bir pozitifleri azıcık konuşalım. Vuran bir şarkı var mı böyle beğendiğin döndüreceğin Abi, falan? Vuran birkaç şarkı var. Birkaç yani beklentime aşan olay var albümde o da şu. Certified Lover Boy bu ilk açıklandığında işte Drake biliyorsun saçına şöyle bir kalp şey yaptı. Kazıttı, <laughs> kazıttım da işte bir şekilde haircut. Onu falan görünce hani dedim tamam R&B aşk şarkılarıyla dolu ve muhtemelen işte Scorpion'un Side B'si gibi. R&B bir albüm geliyor ve yani pek ilgimi çekmeyecek. Ama albümde gerçekten 3 hatta 4-5 şarkıda sample beat üzerine baya baya hoş rap yaptığı şarkılar var. O ilk başta albüm için benim en çok yani hani pozitif bir yerden yakalamaya çalışıyorsak en pozitif kısmı benim için. Beklentimi oradan bir aşması. Ha tabii 21 şarkılık albümde işte 3-4 tanesi falan bu yüz yani bu kadar kısıtlı olmasından ötürü yine puanım düştü ama pozitif taraflarından bir tanesi bence bu benim için. İkincisi beat konusunda ben de sana e, özellikle o sample beat olan parçalarda sample işlenmesi kısmında onu da ben de katılıyorum. Sample'dan çok zevk oldum, zevk aldığım parçalar oldu daha intro'dan başlayarak hani. Bunlar ilk, ilk ilk hani ilk etapta aklıma gelen pozitif kısımları. E olan Way Too Sexy var ya, ki inanılmaz komik bir klibi var. bu çok uzun süredir bu kadar cringe olduğum bir klip izlemedim. Ve bir ufak bir mizah olduğuna inanmak istiyorum açıkçası o klipte. O klibin öyle boy band klibi olma sebebi. umarım ciddi değildir. Ama mesela o parçada e, çok derli toplu bir iş bence o. Yani işte vokalleri, flow tercihleri, sözler maalesef değil ama e, prodüksiyonu her anlamıyla toplu bir iş. Fair e, Trade'de falan böyle küçük problemler var. Mesela Travis'in tarafına geçerken şarkı, e, bir snare roll var arkada. O snare roll'a böyle bir e, EQ verilmiş ve chill bir parça tamam mı? Hani Drake'de falan chill gidiyor böyle. Bir anda biraz değiştirmek istemişler. Değiştirmek istemeyi prodüksiyon tarafında o kadar enteresan yapmışlar ki şey yani böyle 14-15 yaşında kardeşlerimiz var ya FL Studio öğrenmeye çalışıyorlar şu an. Yani onlar yapmaya çalışsa şey olur. Derler ki yani yapamadık galiba falan derler ama bunu Drake albümüne koymuşlar mesela ve bu kadar hype'lanan bir albüme koymuşlar. Yine de şey gibi bazı noktalarda hala eksiği var albümün. Çok büyük eksikleri var. Sanırım e, biz Türkçe rap dinlediğimiz için böyle corny laflara alışkınız ama Amerika'daki en corny albümlerden biri herhalde. Böyle çok enteresan laflar geçiyor içinde. Hani şey şey miydi? E, lezbiyen olduğunu söylüyorsun. Kızım ben de lezbiyenim. <laughs> ben de İzbyenim, aynen. O tür çok fazla. Yani direkt öyle sansasyonel dumura uğratacak şeyler tamam orada bir tane var ama genelinde gerçekten corny denilecek öyle basit sözler. İsmail, İsmail YK tarzında hani o tür şeyler. <laughs> vallahi var. Bayağı var. O şey muhabbeti çıktı aslında buradan bir de. Buna çok denk geldim. Özellikle yabancılar bundan bayağı bahsediyordu. Albümü savunmak için bazıları şunu söylüyordu. Adam zaten işte kapağa bakın albümün ismine, şarkı isimlerine bakın. Adam zaten işte korni teması, bir korni konsepti bunu üzerine yakıştırıyor işte. Bu konsepte bir iş sunuyor zaten tarzında bir savunma da gördüm. O da en hani garipsediğim şey oydu ya. Cidden öyle düşünenler var. Buna inanan var mesela. Albümün konsepti zaten korni olması falan diye. Şey abi o zaman Drake fanları Amerika'nın Red Case fanları mıdır? Böyle, böyle burada mı? <gülüyor> Türkçe <laughs> de... <laughs> Türkçere bayağı hiç girmeyeceğim abi. yaman aman aman, aman. <laughs> sıkıntılı. Ama yani böyle düşünenler varsa hani korni teması falan böyle bir konsept diye düşünenler varsa baba. NF, Dex falan öneririm yani. Adamların bütün kariyeri bu konsept üzerine kurulu. Eğer buna inanan varsa. Eksinkinin konsept olduğunu emin miyiz? Direkt korne işte yani. Evet, evet. Remix, yani. remix adam. İki, bu düet performansları çok fazla albümde. Hatta hani bu konuda da Kanye ile yarışıyorlar bence. Yine evet. e, açıkçası böyle saymadım. Sanırım ama e, e, burada direkte daha fazla solo iş var. Görebildiğim kadarıyla. Tek tekte görebildiğim kadarıyla. Evet doğrudur o. Doğru. E, düet performansları içindeki favorin ne? hangisini tavladın? Düet performansları içinde aklıma ilk Jay-Z geldi. Değil mi? Aynen. Tebrik etmek lazım cidden. Donda'daki performansı Jail parçasında da on numaraydı. Buradaki de, de hani aklıma ilk Jay-Z geldi. Onun verse'ü cidden güzeldi. Çok paranoyak bir verse'ü böyle. Ama bayağı güzeldi. Ve evet. Travis kısmı da benim bayağı hoşuma gitti ya. Travis'i de çok tuttum. Ben ben Trade'de açıkçası çok Travis'e odaklanamadım. Çünkü beni biliyorsun ben biraz daha prodüksiyon tarafına biraz daha sen ilgi duyduğum için. Dinlerken o geçiş o kadar amatörceydi ki bence. Çok dağıttı yani orada. Oradan sonra çok kalamadım Travis'in tarafında. Ya ben ama hani Travis ilk 4 satır falan dediğin tonda okurken bir anda böyle bir yükselmeye başlıyor. O kısım benim bayağı ilgimi çekti ya. Ondan beni sardı asıl herhalde. Ee, benim benim bu arada gerçekten e, Jay-Z'yi ne kadar özlediğimi fark ettim bu sene dinlediğim işlerinde Jay-Z'nin. Daha doğrusu Jay-Z'nin böyle yazdığı zamanlarda e, Jay-Z'yi ne kadar özlediğimi fark ettim. E, mesela bu albümdeki şarkı, şarkıda da şey diye bir lafı var. Niggas to chill with talking gangsta. Yani, e, çok böyle bu Abi figürü Jay-Z benim çok hoşuma gidiyor açıkçası hani ağır başlı o zamanlarını gördüğümüz için ben yani enteresan zamanlarına tanık olunca e, ki ben şey anlamında bu parçadaki performansını çok daha beğendim bence burada biraz daha böyle bir pasif agresif diyeceğim pasif agresif bir vokali var ya hani hafif sert ama hafif sert ama şey bir anlamda o kadar da sert değil falan o yazdığı sözlerle falan e, o şeyi çok güzel yakalamış kesinlikle ya ya zaten sözleri bu şarkıda Jay'le göre bu şarkıda çok daha ilginç beni öldürmeye çalışan birisi var diyor adam yakın çevremden. Bir güvensizlik, paranoya. Hani o çok ilgi çekici. Zirve rapçilerin hep böyle bir paranoyası oluyor kariyerlerinin sonlarına doğru. Abi doğru o da evet. Evet. Peki çok merak ettiğim başka bir soru daha. Ee, bu albümün etkisini Türkiye'de görür müyüz? Yani çok büyük albümlerin Türkiye'de bir karşılığı oluyor ya abi. Hani, e, bir şekilde Türkiye'yi çok etkiliyorlar. Ya da dünyayı etkiliyorlar aslında. Hani sadece bu, 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 bu boklamak için söylemiyorum. Ben mesela kendi adıma şeyi net göreceğimize inanıyorum. Way to sexy tarzı işleri biraz daha bu kafada göreceğimize inanıyorum. Kendi adıma. Senin öyle bir tahminin var mı? Ya o bahsettiğin çok keçi bir parça zaten. Yani şu an mesela Çakal, Çakal'ın falan Riv 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 mesela. Onun yaptığı işlere çok benzer bir kafa. Ben şunu düşünüyorum. Bunun etkisinin gelmesi imkansız çünkü şundan ötürü imkansız. Burada yaptığı bütün şarkıları Drake daha önce çok daha iyi bir şekilde hit olacak şekilde yaptı yani işte Hotline Bling'i yaptı ne bileyim One Dance, God's Plan bu tür parçaları yaptı. Cidden hit olan parçalar. Bu albüme baktığında evet hit olabilecek parçalar var mesela senin dediğin hani Future Young Talk düetli olan parça. Hit olabilecek bir parça albümden. Ama onun dışında o kadar öyle bir şarkı göremiyorum ben eski hitlerine şey yaparsak karşılaştırırsak. O yüzden bir etkisini ne bileyim raks edeceğini sanmıyorum yani. Ya şey benim bu albümle alakalı şöyle bir hikayetim var. O da Böyle özellikle albümün başında böyle farklı bir şeyler deneyecek herhalde falan oldum kendi adıma. De tekrar söylerim çok böyle aşırı sıkı bir direkt takipçisi değilim. Ee, başladık. In the Bible'da inanılmaz bir böyle bir flow seçmiş. Kesinlikle offbeat değil. Ama yani şey gibi böyle bir anlık mesela arkada çalıyordu ve ben bir anlığına dedim ki Drake tim mi kaçırdı lan? bu yani, kadar kötü bir flowdu tercih ettiği flow. Çok güzel bir prodüksiyonu pitch etmişti. Tabii tek şikayetim şu. TSO var ya ESO parçası. Albüm oraya kadar geliyor ve oraya kadar beğenirsin veya beğenmezsin. Hani karşısında olursun veya okey dersin. Yeni bir albüm olarak geliyor o noktaya kadar. İşte o feature diyetine kadar. Abi TSO bir anda bir anda şey o view tarzı. Hani save zone anladın mı? Bildiği işe koşuyor geri. Ve o albümle alakalı en büyük şikayetim bu. Hani buraya kadar şeysin tepkileri de göz almışsın de demek ki. Hani gelecek tepkileri. Laflar falan. <laughs> ve bir anda oraya oynuyorsun tekrar. Bu hani bir de direkt gibi bir rapçisin artık CV'ni kanıtlamana gerek yok. Neden böyle bir şey olmuş onu bilmiyorum. En Beni bu albümde en çok rahatsız eden şey buydu. Abi ama o parça birazcık daha hani kırılma noktası olarak düşünülebilir mi? Çünkü ondan sonra tamam Into Deep falan geliyor ama ondan sonra ardı ardına gelen 3 parça var mesela. Birisi No Friends in the Industry. Bir Knife Talk olması lazım ve benim en sevdiğim, albümden en sevdiğim parça 7am on Bridal Path. Bu parçalar geliyor üçü ard Albüm biraz daha sert bir tempo. Bir sertleşme, eleştirilere cevap verme. Özellikle Kanye'ye falan o tür kısımlara kayıyor mesela. Onun için bence güzel bir ne bileyim kırılma gibi geldi bana ya. Bir de o parça da çok güzeldi bahsettiğim parça. Yani ben e, dediğin üçlü arasında şeyi, ikisini ben de aldım. No Friends In The Industry, Seven, Seven Owned Bridle Pet. Ee, Pet. Özür dilerim. E, Knife Talk'u nedense çok beğenemedim ya hani. Ki sanırım Twitter'da ve Instagram'da görebildiğim kadarıyla Türkiye'de en böyle övülen parça galiba Türkiye'de. Abi sample, sample çok kıyak. Memphis Project Pet'ten bir sample. Bir de 21 Savage var yani çoğumuzun sevdiği bir isim. Albümde şundan dolayı yani albümün genelinde 21 şarkı içinde tamam No Friends in the Industry'de birazcık daha sert kalıyor ama Knife Talk kadar sert bir şarkı yok. Ondan birazcık daha böyle kalburüstü desem doğru olmaz ama en azından farklı kalan diyeyim. Farklı kalan bir şarkı olduğu için birazcık daha ilgi çekici gelmiş olabilir, doğru. Yani noktada kafam da karışık abi albümle alakalı. 3 verdim ama mesela Don'da da benzer bir şey yaşadık. Don'da konuşacağız yapacak bir şey. Onda da ben Enda'da da benzer bir şey yaşadım. Hala liriklerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Beni çok vuruyor hala kişisel anlamda. Ama çok kaotik bir albüm. Çok... E Neyin nerede olduğu çok belli değil. Böyle ergen odası gibi albüm yani gerçekten. Daha dinleyince onu fark ettim. Her şey arman çorman. Ben düzeltiyorum zihnimin içinde. Bu albümde bu yok ya. Bak mesela şeyi gerçekten düşüneceğim. TSO'nun bir e, kırılma anı veya viraj hani oraya kadar geliyor albüm. Ondan sonra bir viraj var ve az daha sert gidiyor ondan sonra. Okey bu kabul edebileceğim bir teori. Ama e, işlerin işte atıyorum o beğenmediğim taraflarda falan da prodüksiyon anlamında çok kaliteli ve Donda da olmayan o şey var işte topluluk, derli toplu olma var. Sanki biraz daha üzerine düşünsem dondanın üzerine çıkarırım gibi bilmiyorum açıkçası. Wow. Bunu evet, evet yapabilirim bunu. Portakal olanı mı? Abi şey ama ya Arkadan ses gelmedi inşallah. Şey olayı da var şimdi bu iki albümü dinlerken albüm dinleme olayını yaparken yani Donda doğru kaotik buna katılıyorum gerçekten katılıyorum abi. Yalnız şöyle bir şey var o kaotikliği hani çözmeye çalışırken veyahut kafanda oturtmaya çalışırken özellikle şu durumdan ötürü sıradaki şarkıda ne geliyor? Sıradaki şarkıda bir ne bekliyor? Olayı falan yaşarken insan bir zevk alıyor. Burada ama yani Girl Wants Girls parçası geliyor mesela. Hani dinliyorsun abi. Ondan önceki parçanın adı Puppy's Home. Yani Daddy Home, ondan sonra Girl Wants Girls. Yani Kafanla hani odak koyabiliyorsun bir noktaya. Yani. Ne, neyden bahsedecek, nasıl bahsedecek, daha önce bunu yüz kere yaptı mı yaptı. Mesela bu albümde bunu hep tahmin edebileceğin şeyler var. Tamam tahmin edemeyeceğim yok mu? Doğru var. Ama şey mesela 7am on the bridal path geldi tahmin etmiyordum. Veya işte hangisi No Friends in the Industry böyle bir o, albümde bu o albümde benim de o beklemediğim bir şeydi işte bu vallahi. Bunları de beklemiyordum. beklemiyordum doğru. Ama işte 21 şarkıda kaç tane? 3 tane mi var? 4 tane mi var? Dondaya baktığın zaman 27 şarkı tamam. Hadi o da 21 olsa bile yine de aynı şarkı şeyine listesine sahip olsalar bile, uzunluğuna sahip olsalar bile Donda'da çok daha fazla heyecan yapıyorsun. Bunda mesela o heyecan yok. Bunu otur dinle ve sıkıldım da açıkçası. Ne sıkmadı açıkçası. Yani bu bence ikim yani ikimizin dinleme alışkanlıklarıyla alakalı bir şey. Ben Tabii doğru abi da olur. Çok iyi bir beat yakaladığımda sırf beat için aynı şarkıyı 30 kere dinliyorum yani. <laughs> Prodüksiyonu için yani. Ama e ee, şun yani şunla da açabilirim bu konuyu biraz senin de yorumlarını alarak. Bence iki albümün peş peşe çıkması şeyi çok netleştirdi. Bu adamların arasında bir, bir, bir beef var. Okey. Sen de uzun uzun açıklamıştın zaten Instagram'da. Ee, bu adamlar bu albümlerle bence birbirlerinin artık an tezi ve antitezi. Hani e, Kanye'ye bakıyorsun çok iyi bir prodüktör eli ama bu albümde ortaya koyduğu şey lirik temelli bir şey. Yani bir anlatı çerçevesinde bir şey. Ee, Drake'in albümünde beğendiğim her şey mesela benim prodüksiyon. Yani bunun üzerine koyarsam da prodüksiyon anlamında koyacağım. Ee, noktada ama şey var yani e, keşke ya Amerika'da hayatta yapmıyorlar bu işi ama bunun bir enstrümantale çıksa mesela anladın mı? Ben şey yapsam yılın albümüne falan koyarım enstr <laughs> enstrümantal versiyonu. Daha önce hiç yapmadığı bir şey herhalde o ya. Hiç o şekilde yayınlattırmadı ama yapmaz bunu da böyle buna da yapmaz da cidden. Ya abi katılıyorum hani başta da söylemiştim o sample'lar hem Champagne Poetry'deki olsun, Outro'daki olsun, ne bileyim şeyde Papiz Home'daki sample bile hatta ama işte bir Kanye albümüyle mesela bir başka albümü karşılaştırdığım zaman prodüksiyon lafı geçtiği anda yani belki birazcık bende artık önyargı olmaya başlamış. Kanye her daim daha iyi gibi bir his var. Bende evet. hep öyle oluyor yani. Ya bu arada ben de e, özellikle bir şeyine dönemini çok severim. Özellikle Yeezus'ta e, ortaya çıkardıkları ekibiyle beraber ortaya çıkardıkları endüstri soundu hani endüstriyel soundu <laughs> çok seviyorum. Ama onda da son dinlediğimde yani şeyi fark ettim çok artık bir yardır ya aslında denge eşittir yani. Dengenin çok kaçtığını düşünmeye başladım. Hala lirikleri aldığımda beni çok vuran bir albüm tekrar söylüyorum. Ama ne kadar yani ko inanılmaz korni bir albüm bu. Tekrar en başta söylediğim şeyi bir daha söyleyeceğim. Ama prodüksiyon ve bir albüm iskeleti olarak çok e, daha oturaklı. Yani Kanye'nin o manyaklığı biraz albüme sirayet fazla etmiş galiba bu sefer <laughs> diye düşünüyorum açıkçası. Abi o konu denge konusunda kesinlikle katılıyorum yani. Bu albüm prodüksiyonu evet daha dengeli. Donda da ya bir giriyorsun sample de giriyor sonra işte gitar giriyor synthler giriyor. Orada evet bir dengesizlik var. Prodüksiyon olarak bu, bu daha dengeli. Mesela bu dediğin şeyi şey olarak söyleyebilirsin işte sanatsal tercih, sanatçı tercihi veya Tabii işte albüm, structure böyle falan ama ee, bir noktada bütün albüm böyle olduğunda bu bir sanatsal tercih değil de kaos gibi görünüyor uzaktan. Peki e, Drake'in şöyle bir şeyi var abi benim ınık olduğum açıkçası. Drake abimiz pop kültürüne biraz yön veren bir abi bu, hani baktığında. Ee, ama ben bu albümün bu kadar olacağına inanmıyorum. Bak, hit olup olmamasından bahsetmiyorum pop kültürüne yön verme anlamında. Ee, Şöyle bir örnek verebilirim bu dediğimi adaştıramayan arkadaşlar için. Hotline Bling'in klibi mesela o renk kullanımları, o mekan kullan mekan tasarımı vesaire anlamında çok etkilemişti endüstriyi. Kliplerin tarzını vesaireyi. Burada onu çok ortaya çıkarmak istemiyor mu sence? Ya da şey demiştin ya, albümün kapağı bile böyle bu bir konni konsepti falan. Tamam. Aynen öyle Abi, diyenler bu, vardı. Bu ucuzluk e, sence bu Drake'in negatifine mi e, çalışır bu sefer? Abi başta öyle olacağını düşündüm açıkçası. Ya Çünkü dediğim gibi zamanında popüler kültüre o kadar... Zamanı dediğim aslında çok daha eski bir zaman değil ama... O kadar yön verdik yani artık elde ne kalabilir yani? Ne yapabilir? Düşüncesi belki olmuş olabilir. Ama yine de şunu gördüm. O uyduruk kalpli saç kesimi bile... Onu sosyal medyada on binlerce, yüz binlerce kişi, tam yüz binlerce belki birazcık abart oldu ama on binlerce kişinin yaptırdığını gördüm ya. Türkiye'de bile gördüm hatta Twitter'da. O bile, o bile aslında yine de ufaktan o popüler kültüre bir şekilde yön verme elindeki o nüfuzu kaybetmediğini gösteriyor. Kaybetmeyecekti muhtemelen hiçbir zaman ama. Ya ben yine bu, bu albüm konusunda biraz e, negatifim açıkçası. Hani şeyi gördüm. Mesela bu dalga geçtiğimiz cover'ı var ya albüm <laughs> Mesela Mesela <laughs> şimdiden viral olmuş. Hani herkes böyle bir şeyini yapıyor. Ee, alternatif versiyonunu yapıyor böyle bir şey olmuş. Okey bu güzel. <laughs> Ama e, bizi tavlayamadı ya galiba. Yani bir o Drake'in mesela şeyinde view sahibiminde falan hepimizi yakalayan bir şey vardı bir yerden hmm, noktadan evet. yani. Mesela One Dance'in e, sonunda davullar değişip vokal sample'ı giriyordu ya. Evet. O beni ben mesela öyle tavladı beni o albüm, Çıldırdım orada yani. O, oha dedim ya yani ne kadar tonunda falan. Bu albümde prodüksiyon anlamında genel anlamda geçer geçer bir iş ama e, o kadar da hepimizi yakalayacak bir şey yok. O enteresan. Evet, Belki de yo, bu tamam. kadar negatif negatif tepkinin sebebi de budur ha. Yani tabii bu ya. Ya şu durum da var. Hani bu albüm evet yine Drake albümü çok konuşulurdu ama bu Donda ile arasındaki rekabeti olmasa, şu son olaylar olmasa bu denli fazla da konuşulmazdı. Bunun da bir etkisi oldu insanlar üzerinde. Hiçbir zaman çıkıp zaten Drake albümü ve Kanye albümü bunların ikisini karşılaştırmazsın. Yani bir kıyas içine girmezsin de ikililer arasında bir olay falan olduğu için özellikle ve mainstream'de bu sene çok sınırlı albüm çıktı. Hani iki tane mainstream albümü çıkıyor. İnsanlar ister istemez çok sınırlı olduğu için karşılaştırıyor. Bu karşılaştırma sonucu falan belki birazcık da beklentileri arttırmıştı. Evet bu arada bu yorumuna %100 katılıyorum. Şöyle hatta şöyle ekleyeyim yani. Bence kasıtlı olarak birbirleriyle şey yaptılar yani kafa kafaya bu denli geldiler. Hani çünkü bir noktada şeye geldik ya. Kanye West işte direkt aynı gün çıkaracak. Bunlar işte birbirlerinin gününü kapatacak falan. Bu o laflar dönmeye başladığı anda şey oldu zaten. Yani albümlerin, albümlerin ikisi de çıkmadan insanlar zaten kafa kafaya karşılaştırmaya başladılar. Yani normalde olsa böyle bir şey olacağına kesinlikle inanmıyorum yani. Çok açıdan. Ama bu şeye de katılıyorum. Bu sene yeterince albüm çıkmadı lafına da. Katılıyorum ama günün sonunda e, Little Sims albümü çıktı abi. Ve yılın net albümü bence. Yani i̇nanılmaz bir iş. Evet, çok iyi bir albüm. Ben bence yılın albümü değil ama çok iyi bir albümdü. Yılın albümü diyene de hatta hani hiç şaşırmam. Ama işte o mainstream olmadığı için bir de deniz aşırı, okyanus ötesi. Evet ama benim bu yıl dinlediğim en iyi şey oydu açıkçası. Yani. Ya hakkını dün vermek akşam... lazım kesinlikle ya. Dün akşam kafaları yedim. Peki çok merak ettiğim bir şey var. Bu kadar bana oranla misli misli takip eden bir insan olarak. Ya be, estağfurullah. Drake'in kariyeri böyle enteresan bir sürece girdi Views'tan sonra. Hı hı. Hatta çok böyle garip bir figür olduğu için ben açıkçası Scorpion albümünü dinlemedim hani okay falan diye. Buradan nereye gidecek abi bu? Herif? Yani endüstri anlamında da biraz sevilmeyen bir lava dönüştü ya bir anda. Evet. <laughs> nereye gider? Endüstri. nereye gider buradan? Abi, bilemiyorsun ki. Şundan eminsin ama hani bu adamın bu saatten sonra soundunu değiştirme atılımında bulunması veya işte ne bileyim daha farklı sözler yazma çabasına girmesi gibi bir şey olmaz ama yine de hani bu albüm mesela ben hiç beklemiyordum içinde böyle şey parçalarının olması. Direkt rap yaptı. Parçaların olmasını beklemiyordum ama o da geliyor. Bence yine bu kulvardan kendisi yani ilerleyecek gibi. Ha yani çok büyük değişiklikler asla olmaz abi. Mesela e, Twitter'da yine yabancı Twitter'da şeyi çok gördüm. Bunun introsu Champagne Poetry'di. Ondan mesela Rock Marciona etkisi aldı. Rock Marciano'dan epey etkilenmiş diyenler falan bayağı gördüm. Güzel bir hayal ama oradaki Rock Marciano'dan öte bir Rick Ross etkisi daha çok. O Rick Ross'un o şatafatlı, o Rick Ross'un resmettiği işte lüks hikayeler, onun etkisi. Hani Drake'in her daim beraber çevresinde yer aldığı isimler, yine onlarla beraber yürüyeceği bu yoldan devam edecektir. Ya Endüstri'de kendisi de şey demiş halimde mesela, No Friends in the Endüstri diye parça var. Endüstri'nin en büyük isimlerinin yarısı albümde düette. Yani yani yine bildiğiniz şekilde ilerleyecektir. İki, e, bir düet biraz konuda geriye gideceğiz ama e, sorduğum, yani sormayı unutmuşum. Lil Wayne, Rick Ross performanslarına ne diyorsun? Albümdeki? Çok iyiydi abi. Ondan aslında ben de şeyden bahsedecektim. E, Donda'daki düetler ve buradaki düetlerde şey farkını gördüm sanki ben bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama abi Kanye bir kere kendi albümünde her daim tamam e, orkestra şefi gibidir. Hani hiçbir düetinin altında şey demezsin. Kanye çok ezilmiş, yok olmuş falan demezsin. Ama Donda'da bazı yerlerde şey gibi hissediyordum ben. Sanki şarkı düet verdiği kişiye. Mesela işte Five Year Friend. Onun verse'üne. Sanki ona aitmiş gibi. Kanye'den çıkmışmış. Yani o tür bir his geliyordu. Kanye çıkmış çok ufak bir verse okuyor. Konu kaldığı kişi yardırıyor. Kanye'nin iki katı bir verse okuyor şarkıda. Bunda. Evet şey diyebilirim. Drake bazı düetlerde Jay-Z'nin altında kalmış. Rick Ross, Lil altında kalmış. Ama hiçbirinde şey hissiyatı vermiyor işte. Drake çok kötü okumuş ya da çok az okumuş. Şarkıda çok az yer kaplamış. Düetler çok daha fazla e, sahne ışığına çıkarılmış gibi bir hissiyat vermiyor. O yüzden iki düetleri karşılaştırdığım zaman burada düet kullanımı daha başarılı gibi geldi bana. Katılıyorum. Yani düetlerin e, şeyi çok iyi analiz edilmiş bana kalırsa. Hani e, mesela en aşağıda bir kadip Aynen. E, şeyi var. E, düeti var. Daha o şey oluyor. E, yükselme alçalma durumu albüm içerisinde. E, kış yani. O akış içerisinde e, güzel yerleştirilmişler. Donda da ben şey hissettim düetlerde. Biraz random atılmış gibi araya. Serpiştirilmiş gibi. <laughs> Ya çünkü Donda'nın evet. belki de Donda'da daha doğrusu en çok sevdiğim Jesus Lord Part 2. 11 dakika. Ne şatafatlı bir iş. Ama orada mesela şey, şeyi hissediyorsun. Albümde geldiği yer şeyden sonra. Heaven and Hell'den bir parça sonra. Bir Part 1'i bu arada, Jesus Lord'un. Evet. Heaven and Hell'den iki dakika sonra. Yani nereden nereye geldik baba? J Electronica'lar falan. Ne oluyor oğlum? Hani <laughs> emin miyiz bundan? Kendimizde miyiz? <laughs> Drake'in albümünde şu var, yani önce bir e, 21 Savage, ardından Lil Wayne, ardından Kid Cudi, hani yavaş evet. yavaş evet. geldik. Bu arada Jay-Z konusunda tekrar bir şey vuruşu yapmam lazım. Bence o albümde mesela vokal performansı anlamında, çünkü buraya kadar dinleyen ve hala idrak edememiş arkadaşlar için ekleyeceğim. Ben albümün prodüksiyonuna vuruldum ve söylediğim pozitif her şey prodüksiyonlarla alakalı. Drake konusunda kesinlikle girmeyeceğim çünkü Kutandığım şeyler oldu dinlerken. Yani Kazık kadar bir adamdan hiç duymayı beklemeyeceğim laflar var albümde. 35 yaşında cidden. Yani gerçekten yaşlı abi artık yani. 35 dedi, 30'dan sonra yaşlısın baba. Bütün 30 yaş üstü dinleyicilerimden özür dilerim. Eczinin. E performansı bence gerçekten şeydi. Mesela şeysindir, Drake'i hiç sevmezsin abi. Dersen ki bir bakayım albümü. 5 i̇şte beşinci şarkıda Jay-Z gelir ve dersen ki dur biraz daha dinleyeyim anladın mı? Yani i̇ki üç parça daha dinletir yani öyle bir performans bence. yani şey noktasında sana şeyde katılıyorum. Ben mesela Rick Ross verse'ü anlamında. Rick Ross performansı daha doğrusu anlamında. Drake'i biraz ezmiş gibi yorumladım. Kendi adımı açıkçası. Bence Lil de canım ya. yani çok beklemediğim bir performanstı bu arada Rick Ross'tan kendine mükemmel bir beat bulmuş tam 10'luk bir beat onu bulunca da parçalamış ben ee... devam albümü streamlerken e, playlist e ilk böyle gözüme çarptığında hani Lil Wayne ve <laughs> Rick Ross'un Aynen. yani şeyden Race My Mind'dan sonra komple ona kendimi şey yaptım kitledim yani hedefe böyle kitlenirsin ya yani oraya doğru geldik geldik ve çok beğendim açıkçası ama Drake konusunda tekrar söylüyorum aynı şeyleri söyleyemeyeceğim Merak ettiğim bir soru daha var abi. Yine sana soracağım bu noktada. <laughs> Tabii. Drake abimizin bir yazı okudum. Kaynağını şu an hatırlamıyorum. Bakamıyorum da bir anda Ama Twitter'da linklerim podcast. Twitter'da linklerim podcast şeyinin altına. Sence Drake artık bu saatten sonra Kanada rapine ne kazandırır? Ya da Kanada pop kültürüne ne kazandırır? Abi onu analiz etmek için bir kere şeyi bilmek lazım mesela. Kıtada kuzey tarafı Kanada ve Amerika'nın kültürleri ne kadar ayrışıyor ne kadar birbiriyle bağlantılar falan onu bilmek lazım ben açıkçası bilmiyorum. Tamamen farz ettiğim şey Kanada'daki kültürün de Amerika'dan direkt geldiği diye düşünüyorum oranın popüler kültürü. Öyle ya çünkü, acaba? E, ya buna varsayım olarak şöyle kabul edebilirim. Bence evet. Kanadalı başka isimler pop isimlerinden bahsediyorum. pop kültür ikonu büyük isimler. Hı hı. Evet. E, olsa bilirdik be abi. Yani çok basit bir mantık yapıyorum. Çünkü oranın müzik endüstrisiyle buranın artık olayı tamamen iç içe. Amerika'dan bahsediyorum burası derken uh -huh. e artık hiç şey. ve bir noktada duyardık ya gözümüze çarpardı yani sadece yani Drake'den kanadalı... <laughs> Hı, lütfen. Ya şey diyecektim abi, kanadalı olduğunu bile bilmiyorsun mesela Justin Bieber kanadalı mıydı kanadalı değil mi evet yani çok 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 sonra öğrendim ben ayrıştıramıyorsun bile Drake'in farkı Drake'den Kanada'dan çok bahsedilmesinin farkı o temsil ediyor şehrini Six God o sürekli temsil ettiği için albüm kapağına bile yansıttığı için hani onu Kanadalı diyorsun ama hani böyle popüler kültürde falan bir farklılık olduğunu ben düşünmüyorum. Kanada ve Amerika arasında. E, ya galiba kompleksteydi yazı. Şu an hala yazıyı hatırlamaya çalışıyorum. E, e, bu albüm üzerine bir yazı olarak başlamış. Hani neler beklemeliyiz Drake'in yeni albümünden falan diye. Ve e, şöyle bir şey gördüm yani yazıda. Orada en az kafamda sekte yazıda yazan şeyler. Drake'in e, kendi ülkesine çok yardım etmediği, kendi müziğine kendi kültürü falan gibi bir şeydi ve dedim ki hani hmm. e, acaba yapması gerekiyor mu? Mesela Drake'den sen böyle bir şey bekliyor musun? Kanada rapini kalkındırsın falan mesela. Abi ona yazıyor, ya ben de merak ettim bakayım ama aslında çok yapmadığı bir şey de değil ya. Şehrindeki bebeleri şirketine dahil etmesi durumu var. Şehrin düzenlenen en büyük battle rap organizasyonu King of the Dot ona çok ilgileniyor. Böyle şeyler yapıyor da mesele Kanada olduğu için çok şey diyemiyor insan. Ya Kanada kültürü, Amerikan kültürü zaten tıpa tıpa aynı şeyler değil mi baba? Hani neyini kalkındırmaya çalışsın? Tamam Fransa'dan gelen, Haiti'den gelen, Mekomi gibi biri olsa falan eyvallah da öyle bir değil ki. Kanada ülke. Evet evet işte şey bana şey gibi geldi yani. Bu adam şey değil ki abi hani. E, yani değil mi? Kanada dünyanın en şey naif insanların yaşadığı yer <laughs> ve büyük ihtimal Kanada'daki bütün toksiklik bu adam yani anladın mı? Hani Kanada'dan çıkan en büyük <laughs> toksik bu herif yani. Başka Aynen <laughs> toksikleşti ama ya. şey çok güzel. Hani bir yılın olayı olarak, yılın magazin olayı olarak videosu komikti. Bu güldüğü video var ya. Ya Kanye'ydi evet. Aynen, aynen aynen. O bir güzeldi ama yani herifin hakkındaki iddialar falan filan enteresan bir herif. Ben sadece Türkiye'deki şeyi anlamıyorum. Yani ve Amerikalı olsan işte atıyorum New York rapçisi olsan ya da New York'ta bir rap dinleyicisi olsan nefreti anlarım ama Hani çünkü e, bizdeki çakal negatifliği gibi bir şey aslında. Ama Türkiye'de bu heriften bu kadar nefret edilmesini anlamıyorum hani Abi dinleyin dinleyin geçin ya. <laughs> ya ama biliyorum biz şeyi seviyoruz biraz. Ben de arada seviyorum mesela hani zıt kutuplar olmayı bir anda mesela Kanye ve Drake albümü çıkarıyor. Amerika'dakiler kapışıyor. Ben de mesela burada millet de onu yapmayı, millet de bunu işte birbiriyle yapmayı seviyor. Ama belki işte son hareketleri olabilir. Genel olarak kendisi hakkında zamanından beri gelen bir ton underage iddiaları bile vardı. Hani onlar vesaire olabilir. Ya da direkt genel olarak toplumumuzun hepimizin hani sevdiği şey birine işte taraf olmak. Sallamak. Aynen. Yani bunları seviyoruz ya. Yani ben de seviyorum. Yalan yok. <laughs> direkt Aa, bu da olabilir sadece. Yani şöyle şu dedi, yani enteresan gelen şey bana. Abi albüm çıktı. Ee, benim o başka bir işlerim vardı ve bir direkt albüm olduğu için işimi gücümü bırakmadım açıkçası yani. Bir yandan da Twitter'a falan da bakıyordum aynı anda. Bir de onda değil. <laughs> evet. <Don da> olsa. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> abi bir yandan Twitter'a bakıyorum. O kadar fazla şey okudum ki ne, resmen hani ucundan nefret söyleme anladın mı? Ucundan. Yani. dedim ki yani abi Müziğe böyle bakıyorsanız dinlemeseniz mi acaba yani? Hani bak ya dinle hani demek ki senin ruhsal sağlığına iyi etki etmiyor yani bu iş. Bu bir insana bu kadar negatif bakmak. Ama ben tatmin oldum ya albümden. Kapanış kapanışı da böyle bağlayayım hemen güzelce. Ben günün sonunda bu 21 şarkıdan tatmin olmuş bir şekilde ayrıldım. Prodüksiyonlar sayesinde tekrar söylüyorum. Abi benim de dediğim gibi işte başında hani o şey şarkılar olmasına rağmen cidden hoşuma giden sözleri yazdığı şarkılar olmasına rağmen mesela şunu düşündüm ben albümün içinde. yani mesela TSO'yu yazmışsın, TSO'yu yazmışsın ve albümde hani o şarkı işte stripsizcilik yapan bir kız bu hayattan kurtulmaya çalışıyor. Ailesi ona yardım etmiyor. Drake onu destekliyor. Hikayeli bir şarkı. Harbiden bayağı güzel. Yani bunu yaparken bakıyorsun diğer şarkılara çok kornelilikler var. Bu mesela moralimi bozan bir şey oldu. Albümün inişli çıkışlı olması, bazı yerlerinde çok sıkması vesaire. Ama o Drake hate'ı dedin ya, Drake nefreti. Cidden doğru abi, var, biraz var. Onu hisseden arkadaşlar aslında albümden şu şarkılara baksa mesela, giriş şarkısı, intro'ya bir baksalar. Drake'in her introsu zaten, hani her albümünde intro'ları böyle 5 dakika civarlarında olur. Scorpion'da hariç olması lazım. Ve hepsi gayet güzel olur, şık beatler üzerine. Ona bakmalarını öneririm, işte 7am ona bakmalarını öneririm, outro'ya bakmalarını öneririm. Oradaki liriklere bakmalarını da öneririm. Belki o hani ön yargıları varsa onu birazcık kırabilir. Ama genel olarak albüm için diyeceğim işte Donda'nın o verdiği heyecanı, sıradaki şarkıda ne geliyor hissiyatını falan de vermedi bana. Ben sadece kendime bir linç trenin o altına atmamak için bazı şeyleri kapanıştan netleştirmek istiyorum. Bence Don'da e, çok daha supreme bir albüm ama bu üstünlüğünün sebebi, üstün olma sebebi lirikleri. E, i̇kinci defa dinlediğimde prodüksiyonu beni çok yordu. İyilikten hani e, evet bir endüstriyel bir sound var okey ama yorucu bir noktadan sonra. E, direkt tarafında da işte bir tez antitez gibi çok kötü lirikler var. Hani hakikaten kötü lirikler var ama kaliteli prodüksiyon var ve bu şekilde ya 5 üzerinden üçlük bir iş olarak bir noktada sanki çok daha şey gibi geliyor bana. Donda'yı dinledim ve Donda ben de buna katılacağını düşünüyorum orada arada. Hani e, Donda bir tecrübe anladın mı? Bir kere dinliyorsun ve şeyler alıyorsun ama mesela bu albümü döndürürsün. Onda da ki olay şey, seni bir kere vurması, bir kere yakalaması. Hikayenin bu arada bence ilk yaptığı şey bu. İlk defa yaptığı bir şey yani. Diğerlerinde e, hatırlamıyorum açıkçası. Bu kadar replay değeri olmayan ama çok yakalayan seni bir albüm yaptığını ben Yok hatırlamıyorum. Mam, evet, bu dediğin doğru abi. Şey kısmına katılıyorum. Bu dediğin doğru. Ama işte e, bu Drake albümü o kadar sıkıcıydı ki bir daha dönemedim abi ya. Hani podcast için evet bir kere daha dinledim de ama Donda için katılıyorum gerçekten. Diğer albümlerinde replay veriyor olarak çok çok daha iyiydi ama burada yani o verdiği tecrübe cidden dediğin gibi. Ben e, senin dediklerine ek olarak son olarak şey ekleyeceğim. Yeba'nın Yeba halk e, hayal şey kalp kırıklığı özür dilerim. Yeba'nın kalp kırıklığı. O da tatlı bir parçaydı. Benim ekstra önerebileceğim hani bu nefrete karşı ekstra önerebileceğim bir iş diyorum ve katıldığın için çok teşekkür ederim abi. ben konu kaldığın için ben teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Yani estağfurullah sen geldiğin için ben sana teşekkür ederim. Tamam. Bu tamam. <laughs> <laughs> akımdan şey... geldik. Güzel abi. Aynen öyle. Sevgili Şehir Veritim dinleyicileri buraya kadar bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ellerinizi bol sabunla 30 saniye boyunca yıkamayı unutmayın. Bol sabunlayın, bol su ve takılın. Çok kalabalık ortamlara da girmeyin. Kendinize dikkat ediyorsunuz, seviliyorsunuz.